Rönesans'ın merkezi, Orta Çağ'dan sonraki yeniden doğuşun temellerinin atıldığı İtalya'nın Floransa şehrindeyim. Floransa'dan kimler geçmedi ki? Dante, Michelangelo, Da Vinci ve Medici ailesi, hepsinin hikayesine teker teker dokunacağız burada. Her şehirde olduğu gibi burada da tarih ve kültür dolu, aynı zamanda sosyal hayatı içerisine alan gece hayatı, kokteyl barları, en güzel yemek yerleriyle dolu Floransa turumuz hazırsanız başlasın. Şu an Floransa Katedrali'ni içine alan Duomo'dayız. Aynı zamanda Gilotti'nin çan kulesi ve yanında da vaftiz var. Güzel bir tatlı ve kahve molası vermek isterseniz Cumhuriyet Meydanı'ndaki Gilli'ye gelebilirsiniz. Piazza del Repubblica, yani Cumhuriyet Meydanı da Fransa'nın en büyük meydanlarından biri. Zaten Duomo'dan devam ettiğinizde bir 200-250 metre sonra Cumhuriyet Meydanı'na varıyorsunuz. Hem kapalı pazar yerinde satış hem de sandviç alabileceğiniz şarküteriler görmek istiyorsanız da eski pazar yerine gelebilirsiniz. Floransa'da lezzetli dondurma yiyebileceğiniz adreslerden biri de İtalya'nın zincir dondurmacılarından Venchi. Signoria Meydanı, Floransa'nın en sevdiğim meydanlarından. Palacio Vellissio da burada. Burada Davuto heykelinin bir replikasını da görebilirsiniz. Aynı zamanda Melusa'nın kafasının kesilmiş olan bir heykel de var burada. Şehirde ziyaret etmeyi sevdiğim yerlerden biri de o şehrin takımının city store'u veya stadyumları oluyor. Şimdi Floransa'nın mor menekşelerinin Fiorentina takımının olduğu yere geldik. Akşam yemeği için Floransa'nın en meşhur yerlerinden Trattoria Zaza'ya geldik ama eğer sıra beklemek istemiyorsanız önceden bir rezervasyon yaptırmanızda fayda var. Sıra geldi Floransa gezilerine. Lokale gidiyoruz. Bir kokteyl var. Biraz da Aperol'ün tadına bakalım. Lokalden çıktık. Hayatımın bugüne kadarki en sert içkisini içtim diyebilirim size. Bir içki 20 euro yalnız. Fiyatlar biraz yüksek. Günaydın. Erkenden kalktık. Bu acelemizin bir sebebi var. Çünkü saat 9'da randevumuz var. Galeridel Akademi'ye gireceğiz. Davuto'nun heykelini göreceğiz. Hadi biraz koşuyoruz şimdi. Kuyruğu gördünüz. O kuyruk arka sokaklara kadar devam ediyor. O yüzden dolayı gelmeden en az 2 hafta, 3 hafta öncesinden rezervasyonunuzu yaptırın ve rezervasyon aldığınız saate göre buraya içeri giriş sağlayabilirsiniz. İtalya'da canlı görmek istediğim 3 tane ana eser vardı. Bir tanesi Roma'daki Sistine Chapelli'nin tavanı, ikincisi şu an içinde bulunduğum Floransa'daki Davuto heykeli ve Milan'a gittiğim zaman da Da Vinci'nin son akşam yemeğini görmek istiyorum. Bu salonda Michelangelo'nun Davuto heykelinin yanı sıra 4 tane de tamamlayamadığı heykel bulunmakta. Floransa'da kruvasan dışında çok güzel bir alternatifiniz var kahvaltı için. Rooster, içerisinde göstereceğim size. Santa Croce Bazilikası'na geldik şimdi. Burası bir bazilika. İçeride Michelangelo, Machiavelli gibi isimlerin mezarları bulunuyor. Şehrin en güzel manzarasının olduğu Michelangelo Tepesi'ne geldik. Gerçekten çok güzel bir şehir manzarası var burada. Ayrıca meydanda bir tane daha Davuto heykeli görebiliyorsunuz. Şehirde toplam 3 tane Davuto heykeli var. Bir tanesi sabah gördüğümüz galeriadaki, diğeri Signoria meydanında, üçüncüsü de burada. Arno Nehri'nin ikiye ayırdığı Floransa'yı birbirine bağlayan Ponte Vecchio, yani tarihi çarşı köprü. Dünya üzerinde 5 tane köprü var, üzerine çarşı olan, bunlardan biri Venedik'te, diğeri de Bursa'da. Şimdi öğlen acıktınız, ne yapmanız gerekiyor? Sandviç yiyeceksiniz. O zaman All Antico Vinaio'ya geliyorsunuz. Birazdan kuyruğunu göreceksiniz. Sandviçinizi alıp güne devam ediyorsunuz sonra. Gucci'nin merkezi Floransa'dan herkese iyi akşamlar. Şimdi çok güzel bir pizza yemeye gidiyoruz. Gusta Pizza. nehrin, Arno Nehri'nin karşı tarafında. Özel rezervasyon yaptırmadık. Bakalım ne kadar bir kuyruk var. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Şimdi bir pre-drink yapalım. Floransa'da gidebileceğiniz kokteyl barlardan biri Mayday. Bir ara sokakta. Hafta sonları önünde de bir kalabalık oluyor burada. Orada takılabilirsiniz. Gezimizin daha sonuna geldik. Floransa oldukça sanat, kültür ve tarihin işçi olduğu bir şehir. Yalnız tek başına size yetersiz gelebilir. O yüzden yakındaki şehirlerden Bologna, Venedik veya Milan'la ikili, üçlü rutlar yapabilirsiniz kendinize. Floransa'da en fazla aklımda kalanlar tabii ki Davuto heykeli, Zaza'da yediğim makarna ve Michelangelo Tepesi'nden izlediğimiz şehir manzarası diyebilirim size. Floransa'dan ayrıldım. Trenle Venedik'e doğru yol alıyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanala abone olmayı ve merak ettiğiniz sorunları aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim.